Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sandviç bazlamalar yapıyorum. Bunun için yoğurma kabımın içerisine 3 su bardağı ılık suyumu aldıktan sonra yarım paket instant maya ilavesi yapıyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra mayamla suyumu iyice bir karıştırıyorum. Sonrasında da içerisine 6 su bardağı un ilavesi yapıyorum. Yumuşak, ele yapışan hamur yapacağız arkadaşlar. Unu ilave ederken de şöyle kenarından dökmeye çalıştım. Fakat bu şekilde dökmek zor olduğu için haznesini yerleştirip oradan ilave ettim. İlk başta düşük ayarda, sonradan ayarını yükselterek bu şekilde iyice yoğurdum. Arkadaşlar, bu arada ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Hamurum pürüzsüz bir hale geldikten sonra artık makinemi durdurdum. Şimdi de mayalanmaya bırakacağım hamurumu. Gördüğünüz gibi kaşığıma bakın, hamur yapışıyor. Ele yapışan bir hamur oldu. Yumuşak, güzel bir hamur oldu. Yarım saat 45 dakika dinlendirdikten sonra şöyle tezgahımın üzerine bolca unluyorum. Çünkü hamurum çok yumuşak olduğu için tezgahıma yapışacaktır. Gördüğünüz gibi ara ara da yapışıyor. Şöyle hamurumu bir toparlıyorum. Toparladıktan sonra da şöyle bakın, elimle bile neredeyse açılacak. O kadar yumuşak bir hamur. Oklavamla şöyle hemen hızlıca açıyorum. Çok fazla ince de olmayacak arkadaşlar. Çok aşırı kalın da olmayacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde hamurumu açtım. Ve kesmek için de ben çaydanlık kapağı kullanıyorum. Siz de kendinize göre herhangi bir kesici bir şey kullanabilirsiniz. Benim için bu büyüklük ideal. Hamurların tamamını kestikten sonra bir tane bez serdim ve bezin üzerine hamurlarımı alıyorum. Ve üzerini kapatıyorum. 10-15 dakika daha bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Ve yüksek ısıda ısıttığım tavamın içerisine bazlamalarımı alıyorum. Ve asla kısık ateşte pişirmiyoruz arkadaşlar. Mutlaka yüksek ateşte pişmesi gerekiyor. Kısık ateşte yaparsanız bazlamalarınız kuruyacaktır, sertleşecektir. Bu şekilde bulut gibi yumuşacık bir bazlamanız olacak. Bu şekilde çevire çevire pişirdim. Bakın oldukça da kabardılar. Ve şimdi şöyle yan taraflarını da pişiriyorum. Tavanın yan tarafına aldım ve boş kalan yerlerine de yeni hamurlarımı yerleştiriyorum. Bakın yumuşak olduğu için birbirlerine de çok yaklaşınca yapışıyorlar. Bu bazlamalarla çocuklarınıza sandviç yapabilirsiniz. Hamburger yapabilirsiniz. Kahvaltılarınızda da yine tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Yan taraflarını da bu şekilde çevire çevire pişiriyorum. Ve pişen bazlamaları artık alıyorum. Bakın çok güzel piştiler. Yine aynı şekilde pişenleri yan tarafa alıp kenarlarını pişiriyorum. Boş kalan yerlere de aynı şekilde hamurlarımı almaya devam ediyorum. İlk koyduğum tarafını hemen çeviriyorum, çok fazla pişirmeden. iyi kabarması için. Ve bazlamalarım piştiler. Soğuduktan sonra da bıçağımla kesiyorum ve ben içerisine salatalık, peynir, domates, roka bu şekilde servis yaptım. Siz istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. İçi boş olarak kahvaltılarınızda ya da yemeklerinizde tüketebilirsiniz. İnanın çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.